Günaydın. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle balkon içerisine ben bitkilerimi almaya başladım. Şöyle yakından göstereyim size. Kırmızı Grapton'un bu ana çolanı. Bir tane anaç tutacağım elimde ve geri kalan hepsine büyük küçük demeden göndereceğim. Şimdi arkadaşlar bugün Çiğdem Hanım'a kargo hazırlayacağım. Şöyle kargo tepsimizi elimize alalım. Ay şurasını ben çok güzel bir böyle saksılar birbirine dengeli koymuştum. Çok güzel denk geliyordu. Yine burayı bir ayarlayayım. Şöyle araya koyuyordum. İyi oluyordu. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar. Şöyle araya koyuyordum. Altta sukulenti de öldürmüyorduk. Dermişim. Şimdi Çiğdem Hanım'a kargo hazırlayacağız. Ve 10 tane grapto göndereceğiz. 10 tane en irilerinden grapto istedi. O en irileri demedi. Ama tabii ki ben en irilerinden göndereceğim arkadaşlar. Şöyle kökü küçük geldi ama kendisi çok güzel sağlıklı. Hiç önemli değil. Onlar nasıl olsa bir bakın arkadaşlar. Kendi gölgesinde o kadar güzel büyüyor ki bunlar. Şöyle yaprakları kırılmış. Büyük ihtimalle benim kargolamam esnasında kırılmıştır. Şöyle 4-5 tane yaprak. 4 taneymiş. Daha doğrusu fazla da var. Bakın. Kırılmış. Buraya yatıvermişler. O kadar çok yaprak birikti ki bu kargolama esnasında kırılmalar yüzünden. Arkadaşlar söküm yaptığımız saksılar yumuşuyor, güzelleşiyor. Maalesef bu söküm yapmadıklarımız böyle sertleşiyor işte. Ve kökler küçükleşiyor şöyle. Bu kökün böyle olması önemli değil. Toprağımın sertliğinde sert de değil aslında ya. Allah Allah. Ama yine de akşamdan sulamak gerekiyordu. Gece geldi sipariş. Ben de işten gelmiştim. Çok yorgundum. Bunu göndermeyeyim. Bunun şuralarına dolu vurmuş daha önce. Şimdi bir tane yorumda ama bu benim diğer kanalda yorumda şöyle yazmış. 7770 kere arkadaşlar dedin. İşte şu kadar şunu dedin falan diye arkadaşın birisi yazmış. Ben hep söylüyorum. Kendimde en muzdarip olduğum konulardan birisi. Sanki gerçekten siz karşımdaymışsınız gibi kalben öyle hissediyorum. Ve bu şekilde konuşuyorum. Bunun içinde ne olur kusura bakmayın diyorum. Ve arkadaş tekrardan yazmış bu kadar bu kadar bu kadar dedim. Arkadaşım ne yapayım? Elimde değil. Duramıyorum ve size arkadaşım diyorum. Bu da çok büyük olmadı ama neyse onu da telafi ederiz. Oo.
Bakın bu tamamen köksüz geldi. Onu hiç göndermeyeceğim. Tamamen köksüzleri göndermek yok. Arkadaşlar kaç tane oldu bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olmuş. 9 tane olmuş. İnanın şuradan sökmeye korkuyorum. Sık oluşundan. Şimdi 10 taneliği fazla açtı. Bunu sayacağım ben size. Çünkü şu arkada da var 3 tane, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Eğer ben başka zaman olsaydı bunu 15-17'ye tamamlardım. Fakat şimdi tamamlamayacağım. Çünkü Çiğdem Hanım bana şöyle bir şey yazdı. Fatma Hanım dedi, ben daha sonra da dedi tavşan kulağı kaktüsü alacağım. Çünkü çok beğeniyorum onu. Şu an dedi param buraya kadar dedi. Canın sağ olsun senin. Hepinizin canı sağ olsun arkadaşlar. Bakın yine arkadaşlar dedim. Ne diyeyim, canlarım mı diyeyim. Şimdi ben tavşan kulağı kaktüsünü kargo tamamlayıcı olarak kendisine hediye göndereceğim. Şu bakın bir sürü dibinde şöyle bebekleri var. Onların hiçbirisini zaten almıyorum. Onları göndereceğim. İki tane grapto fazladan koyacağım. Yani bir tane şimdi tavşan kulağı kaktüsü almaya gidiyoruz sizinle. Bu benim canlarımın olduğu cama geldik. Harikalar. Şimdi kargo tamamlayıcı hiç kimseye tavşan kulağı koymuyorum arkadaşlar. Fakat 10 tane grapto'yu alıp da bir tavşan kulağını bir dakika kargoya alacak olan arkadaşıma bundan koyacağım. Evet, koparamadık. Şöyle. Çünkü arkadaşlar bir daha buna kargo parası ödeyecek. Yazık günah. Sizin paranıza da yazık. Yani bir daha buna kargo parası ödeyene kadar onu ben göndereyim ona. Güle güle büyütsün. Güzel günlerde büyütsün. Mutlulukla büyütsün. Kargo tamamlama şöyle arkadaşlar, normalde grapto gönderiyorum, tavşan kulağı göndermiyorum ama bir dahaki sefere tavşan kulağı alacağım deyince ben ona şey yapamadım, kıyamadım. Bir dahaki sefere de artık yani bunun kargo parasını ödemesin. Çünkü bir de kargo parası var. Evet ben kargo tamamlamayı yapıyorum ama bir de kargo parası var. Bu arada ücretini yatırdı arkadaş. Fakat o şeyle gece yazışmıştık. Artık o uykusuzlukla diyeyim adresi falan yazmayı unuttu. İnşallah şimdi yazar. Ben erkenden kargoyu götürür eve dönerim. Sonra iş yerine geçeceğim. Bu akşam burayın konseri var. Biliyorsunuz çocukları da götüreceğim. Şu çiçeklerde zannedersem tohum kesesi oluşuyor mu? Eğer oluşursa da ben onu yetiştirmem çok zor.
Yer yok. Denemem bile zor. Büyük ihtimalle birisine gönderirim. Şöyle kaç tane tavşan kulağım kalmış sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane tavşan kulağım kalmış. Ondan sonra tavşan kulağının satışı bitiyor. Çünkü tavşan kulağı senede bir kere yetişiyor. Bahar ayında yetişiyor. Ve daha sonrasında dinlenmeye geçiyor. Yani çok yoruluyor kaktüs. Dinlenmeye geçiyor arkadaşlar. Tabii ki dinlenecek. Bu sene Rabbime şükürler olsun. Kendisinden çok 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 satış yaptım. Büyüyeni gönderiyorum. Büyüyeni satıyorum. Ama Rabbim yine de fırsat veriyor, yetişiyor. Çok güzel oldu. O yüzden memlekete gidelim, gelelim bakalım ahvali ne olmuş. Sabahtan baktım, bunun saksısı küçük. Saksısı küçük olduğu için o kadar susamış ki yaprakları sapsarı olmuş. Bakın. Tabii ki yaprak dökecekler. Yani sararan yaprakları, bunun ortası güneş yanı olmuştu zaten. Bu da buradan o yaprağını dökecek şöyle. Bunları nasıl bırakacağım, nasıl memlekete gideceğim, inanın bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar, şu yine arkadaşlar diyorum ama siz benim arkadaşımsınız. Şu bezi zor kir beziydi bu. Açıkçası aldım. Sonra elime aldığımda dedim ki ya dedim normal bez işte falan dedim. Ondan sonra şu ocakta ben bıkmış usanmışım şu ocağın pisliğinden. Gerçekten şöyle bir geçtiğinizde sanki ocak daha temiz. Sürekli yani böyle şey olmuyor. Bitki pıtırcık, aman toz pıtırcıkları olmuyor. Öyle. Şimdi ben kargoya geçeceğim. Tavşan kulağımız ve grap dolarımız. Grap doları bir Instagram'a çekeyim. Ondan sonra Instagram reisine koyunca arkadaşlar çok fazla oradan takipçi geliyor. O işi halledeyim. Bakın soruyorsunuz, sizinkilerde ölme mölme oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Bakın ölüyor. Ölüyor bu arkadaş. Ölmeye karar vermiş. Arkadaşlar, kahvaltıya ne yapayım diye düşündüm. Bim'den yufka almıştım. Ve haşhaşlı börek dedim yapayım dedim. Şimdi haşhaşlı böreği ben nasıl yapıyorum? Şu kıvırma şekli arkadaşlar tek elle yaptığım için böyle de normalde çok da önemli değil. Aslında bunu böyle değil, şöyle yaparsak daha güzel oluyor. Bakın bir dakika. Kıvırarak değil de. Bakın şöyle büzdürdüm, koydum. İnanın ben de bir şeyi yapmayınca bir sürü unutuyorum ya. Sonra şöyle kıvırıyorum. Bu daha güzel oluyor arkadaşlar. İkinci yufkada bunu size göstereceğim. Kıvırma işinize hazır yufkalarda böyle yaparsanız var ya harika oluyor. Aynen el açması gibi oluyor. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle yaptım. Şurayı da şöyle yaptım. Şöyle. Biraz üstüne kapataraktan diyeyim şöyle. Şöyle gelişi güzel şöyle yaptım. Buraları güzelce temizledim bu arada. Aklınıza bir şey gelmesin. Yani bu konuda benim ne kadar titiz olduğumu zaten az çok biliyorsunuz. Şimdi. Ha bunun dışına saracağız bir dakika. Arkadaşlar bugün de buradayız. Aslında kalabalık olmadan çekseydim çok iyiydi. Burası dilek ağacı, bir dilek yazıyoruz buraya. Asıyoruz.
ahşap boyalarımız, ahşap boyama kursumuz. Şunlar arkadaşlar çocuklar dikiyor. Yani bu çocuklar 10 yaşında, 12 yaşında çocuklar bunları dikiyor. Kurslarımız da var böyle. Şu da anahtar, pardon, şarj aletinin takıp telefonu da koyuyorsun. Şarj olması için. Böyle. Burası zaten bizim stand. Şöyle benim çocuklar. Bakın. Dün de göstermiştim ipek halı. Bundan 10 tane ördüm ben. Ve bu çok pahalıydı arkadaşlar. Yani bugünün bundan ördüğünüzde 10 milyar gibi bir paraydı. Arkada da müzik. Buray gelecek. Onun orkestracıları sahneye hazırlıyorlar. Bu da yün halı arkadaşlar. Bu yün halı. Bunları zaten biz serdik geçen gün. Batıyor yine.
arkadaşlar, müziksiz bir şey bulunca Aralık sizi hemen böyle bilgilendireyim dedim. Buray'ın konseri için herhalde karanlığın kapatmasını bekliyorlar. Ondan sonra büyük ihtimalle gelir kendisi. Arkadaşlar, o kadar yoğunuz ki, bakın şöyle çocuklar, o kadar yoğunuz ki ben size bir hızlı çekim yapacağım şimdi. Arkadaşlar, telife gireceği için burayı büyük ihtimalle çekmeyeceğim. Ama dolu. Her yer dolu. Her yer. Ve bu hınca hınç doluluğun arasında biz. Komik festival ekibi. Müzik başladığında kapatacağım. Bak şu oraya arkadaşlar, benim çocuklarım da ta alanın içerisinde şu kısımlarda falanlar. Üçü de tabii ben görevliyim. Kendi standımdayım. Hatta iki tane bayan var. Benim oraya bir el atmam lazım. Ama bekliyoruz. Ne kadar bekleyeceğimizi, yani birkaç dakikaya dediler ama. Arkadaşlar, sahne şurası. Normalde gündüz boşkenden bildiğim için sahne orası. Lan canım benim, bu şey görmüyor.